hikayesi, Türk müzik tarihine aslında damga vurmuş bir dönemin yansıması. Masum Kırmızıgül'ün son filmi, Özcan Deniz, Haluk Levent ve Masum Kırmızıgül'ün star olma yolundaki ilk adım attıkları yıllara bir ayna. Hilmi Topaloğlu'nun başarısı Türk müzik dünyası için ne kadar değerli bir insan olduğunun kanıtı. Yani daha sayabileceğim pek çok önemli bir şey var, önemli konu var. 90'ların o güzel, renkli, hepimizin özlediği, cıvıltılı hayatı, müzikleri, oyunculukları, yönetimi bence son yıllarda çekilmiş en önemli sinema filmlerinden bir tanesi. Ve tabii ki de sinemalarda yayınlanıyor olması, 3 Şubat'ta sinemalarda seyirciyle buluşuyor olması, sadece sinemalarda olmuş olması da bizim için ve Türk sineması için çok değerli. Herkesi coşkuyla bekliyoruz. Evet, Hilmi Topaloğlu'nu oynadınız. Abi, nasıl neredesin? Bir set süreci oldu sizin için? Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz. Aslında hani Özcan Deniz'i anlatırken, Haluk Levent'i anlatırken bir yandan da Hilmi Topaloğlu'nun başarısı da anlatılıyor. Tabii ki. Sektöre kazandırdığı aynen sanatçılar, öyle. Masum Kırmızıgül anlatılıyor. Aynen. Neler söyleyeceksiniz? Rol ilk teklif gelince Masum Bey'den nasıl bir tepki verdiniz? Abi büyük sorumluluk. Öncelikli olarak söylemem gereken en önemli şey bu. Ama tabii ki Masum Kırmızıgül'ün hem o dönemin içerisinde var olması, hem senaryosunu yazmış olması, hem de senaryende yönetmen koltuğunda oturması bir oyuncu için büyük bir lüks tabii ki. Çok uzun süreler provalar yaptık, çalıştık. O dönemi Hilmi abinin, rahmetli Hilmi abinin oğlu Gürkan aynı zamanda bizim yönetmen yardımcımız. Eşiyle oturup konuştuk, oğluyla oturup konuştuk. Masum abi beni çok yönlendirdi ve uzun süreler provalar yaptık ve en sonunda anladım ki aslında tabii ki biliyorduk, tanıyorduk ama gerçek bir karakteri yaratmak noktasına geldiği zaman müthiş bir şeyle karşılaştım. Müthiş bir dinamizmle karşılaştım. Müthiş bir hiperaktif bir adamla karşılaştım. Çok başarı tutkunu bir adamla karşılaştım ve yaptığı hiçbir şeyin de şans olmadığını o an anladım ve anladığım an itibariyle de bu filmin içerisinde var olmak ve Hilmi Topaloğlu'nu oynamak benim için çok ama çok değerli ve gurur verici bir şey oldu. Harika. Beyza Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Aşkım. Bu güzel sözler, bu güzel rol için. Gerçekten. Set sürecine siz de vakıf olmuşsunuzdur. Engin'in yaklaşık 7-8 haftalık o sürecinde siyah saçları, siyah bıyıklarıyla bambaşka bir adam olarak çok özverili bir zaman dilimi geçirdiler. Bir kere set ziyaretinde ben de bulundum. Gerçekten o atmosfer vardı. Müthiş de bir ekip olmuşlardı. O yüzden çok merak ediyorum. Yani bu kadar emeğin verildiği ve sadece sinemalarda gösterecek bir işin gecesine tanık olmak çok heyecan verici. Ben de heyecanlıyım o yüzden. Çünkü hiçbir şey görmedim. Ben de bir şey görmedim. Yani iki kere dublaja gittim. Bir iki küçük sahne dışında ben de bir şey görmedim. Çok merak ediyorum. Harika, hayırlı olsun diyelim o zaman şimdiden. Herkesi, bol olsun. Herkesi sinemalara davet edelim. Ediyoruz. 3 Şubat itibariyle prestij meselesi sinemalarda bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam, biz borçluyuz. Çok teşekkür ederim. Tabii ki biz teşekkür ederiz.